Adnan Bey'le ne oldu yine? Kahvaltıda çok sessizdi sana karşı. Tartıştınız mı yine? Hayır ama sayende tartışabilirdik de. Dün gece diye başlama lütfen. Zaten Nihal de küçücük boyuyla bir sürü imada bulundu, sinirimi bozdu. Sen onun yerinde olsan ne yapardın? Kendine çeki düzen ver artık. Adnan da çok geriliyor. Bence onun derdi başka. Seni Behlül'den kıskanıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Siz şakalaşırken öyle bir bakıyordu ki. Gördüm, kesin kıskanıyor. Sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun değil mi? İlla bir şeyler uydurup olay çıkartacaksın. Sonra da oturup keyifle izleyeceksin. Ya niye sinirleniyorsun? Gül sen gül. Şimdi çok güzel oyalanıyorsun bunlarla. Bakalım kendi evine gidince ne yapacaksın? Kimleri kapıştırıp eğleneceksin çok merak ediyorum. Yazık. Yalnız başına çok canın sıkılacak. Kışkışlıyorsun beni öyle mi? Misafirlik senin için de zor oluyordur. Rahatına ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Sen de bir an önce kendi hayatına dönmek istiyorsundur. Anlaşıldı. Beni evine aldığına pişman oldun. Fazla geldim. Tamamen rahatın için söylüyorum. Sana bir yer bakmaya başlayalım artık. Sen zahmet etme. Ben bakarım da bulur giderim de. Kovulduğum yere yapışacak değilim ya, elbette gideceğim. Seni kovan yok. İyileşene kadar bizimleydin. İyileştin de. Tamam kızım. Tamam. Hemen bir yer bulup gideceğim. Hemen. Mecburiyetten kalıyordum zaten. Rutubetli yalınızın meraklısı değilim. Altta cayır cayır dedikodu kazanı kaynıyor. Matmazel insanın kanını donduruyor. Çocukları hiç söylemiyorum zaten. Nihal'in ne olduğunu sen benden iyi biliyorsun. Hiç gelemem böyle şeylere. Senin kadar sabırlı değilim ben. İyi o zaman. Madem bu kadar şikayetçisin, bir an önce bir yer bulup seni bizden kurtarmakta fayda var. Thank you.